zoru ne? Bu nasıl bir inat? Behzat'a ve ailesine kızıyor diye Nurhan'ı mahvetmesi mi gerekiyor? Bak Nihal, sana şu kadarını söyleyebilirim. Ben babaannem hayatta olduğu sürece evlenmeyeceğim. Git başımdan Murat. Ne oldu ya? Git dedim. Saçmalama Nihal. Git başımdan. Çocukluğu bırak. Git buradan. Bana görünme git. Bugün benim yanıma uğrama, anladın mı? Fuat! Fuat! Çabuk polisi ara. Peşimi bırak, yoksa pişman ederim. Vazifem bitti Hakan. Artık onu izlemeyeceksin. Ne olmuş? Bilmiyorum. Bana verdiği görevi kaldırdı. Senin huzursuz olduğunu gördüğü için herhalde. Öyle değil mi? Sana silah çekti ha? Biat edeceği yoktu. Sadece peşini bırakmam için çekti işte. Ya vursaydı seni? Çok huzursuzsun. Farkındayım Nesli. Dışarıdan bakıldığında seninle gönül eğlendiren biri gibi görünüyor. Hayır, böyle bir şey kastetmedim. Bunda büyü var. Sende büyü var. Mesaj kaptırdı. Anne lütfen. Sen anlatsana ya. Nereden kaptın parayı? Mirasa konduk. Bırak şimdi dalga geçmeyi. Hayırdır abi? Nereden bu bolluk? Bize de bir yolunu göster de yırtalım kefeni. Senin bu halin yüzünden babaannen evde büyü var diye tutturdu. Falcı Kezban'ı yarın buraya getiriyor. Artık bir sorumluluk hissetmiyor musun? İnşallah çürümemişlerdir. Ne? Bunu yapan zalim işinin ehliymiş. Elma çekirdeklerini okumuş. Eğer çürümemişlerse mesele yok. Babam duyarsa neler olacağını biliyor musun? Halime ablam kahve falı bakıyor diye 2 sene yanına bile yaklaştırmadı onu. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yani? Hemen bir iş ayarlamalı. Acelemiz ne? Hocam zaten 3 kuruş aldık dükkandan. Onu da elden uçuralım mı yani? Kısmet abi. Tamam kısmet ama bu devirde hızlı karar vermek lazım. Lezzet abi, çok şükür Cenab-ı Hak bize rızık kaygısı verdi. Telaşa kapılacak değil. Bakalım Mevlam ne kapı açar bize. Bari parayı dolara falan çevirelim. Yok, bu benim gönlüme sinmez. Altın yapalım. Yatırım için altın almanın döviz almaktan farkı var mı? Hocam, paranın değer kaybetmemesi için acele etmesin. Dövize çevirmesin. Altın almaya da yoksun. E ne olacak? Para pul olsun, bunu mu istiyorsun? Gam çekme Necdet abi. Ama göz göre göre eriyecek. Abi, Allah var, gam. Bak şu arkadaki evi aldım. Kim? Halatas. Herkes için hayırlı olur inşallah. Hocam nasıl hayırlı olacak? Kim bilir ne parasıyla alındı? Eroin mi, esrar mı hiç belli değil. Necdet abi, ille de kötüye yormak zorundayız. Ben mi kötüye yoruyorum hocam? Herkes biliyor. Adam meteliğe kurşun atarken birden köşeye dönüyor. Herkes kötüye yorarken bize iyiye yormak zorundayız.
Firmamız anlaşma tarihinden itibaren evet. Bir mesele var da. Bize biraz müsaade eder misin Neslihan? Lan o karı Haşim Kaptan evine yerleşiyor. Bize ne baba ya? Lan sen o kızı sevmiyor musun? Haşim Kaptan'ın karısı var ya, sen onu bilmezsin. Onlara benzemez. Namusun büyü yaptıracaktır. İnanmıyor değil mi? Kime büyü yaptıracak? Kim olacak salak? Sana! Nasıl diyor lan? Baba bu işleri ne zaman bırakacaksın? Ne zaman? Sen ne diyorsun lan? Babanla nasıl konuşuyorsun? Şükür ki çürümemişler. Ama anne, orada nasıl olabilir? Didik didik ettik her tarafı. Sus, olur. İşimiz kolay. Hala tartışıyorsun. Ama bu da saflık hocam. Saflık? Evet. Lakin saflık tehlikesiz. En çok aldanırsın. Diyelim zarar edersin. Saf değil de uyanık olursan, hele de kendini kurnaz zannedersen her an birilerine zarar verebilirsin. Yani şimdi uyanık olmak da tehlikeli mi? Ben aptal mıyım? Estağfurullah hocam. Ama insanlar bana yalan söyler. Kandırmaya kalkar, aldatır. Ben de hepsine inanmaya çalışırım. Her şey. Öyle, biliyorum. Sen de insanlara kolay kolay inanmazsın. Hele biraz kötü şöhreti varsa hiç güven duymazsın. Haksız mıyım? Peki sen benden çok daha zengin misin? Hocam senden zengin kimse yok. Sen bir kere alimsin. Onu geç. Ben aldatılıyorum. Sen aldatılmıyorsun. Hangimiz daha mutluyuz? Yani bile bile aldanalım mı? Hayır, öyle demiyorum. İnsanlara güvenip de zarar etmek beni korkutuyor. Bunu söylemek istiyorum. Risk ne olursa olsun insanlara güvenmeye değer Necdet abi. Güvenmeyip de zarar etmek bana daha üzücü. Alo anne. Benim Hakan. Büyük babam yok mu? İshak abi şu anda hastanede değil. Bilmiyorum. Galiba bir iş için notere kadar götürmüşler. Tekrar gelecek. Büyük babama söylersin. Durumu iyiymiş. Dönmesini bekleyeceğim. Belki amcamla burada buluşup öyle geliriz. Akşama geçer.
Allah bir kapı açar. Biz de bir memuriyet ayarlamaya çalışsak. Hayır, hayır, olmaz. Neden hocam? Aslında belediye imamlığı diye kadro da var ama biliyorsun. Burhan, lütfen bu konuyu. Behzat amcanın diline düştü. O nereden biliyor? Falcı Kezban'ı görmüş. Bize gelirken. Veya giderken, bilmiyorum. Hadi bana müsaade. Hemen nereye? Programım var Nuran. Bu iş kafamı karıştırdı da onun için bir geleyim dedim. Aa, büyük baba. Geliyoruz. İyi iyi, çok iyi. Evet, geziyor. Notere gitmiş. Anlaşıldı civanım. Peki. Gayet iyiymiş. Güzel bir iş aslında. Geminin onarımı bitmiş ama tersaneye ödeme yapamadıkları için çıkaramıyorum. Oğlum ne bu yalnız? Niye amca? Özellikle bir iş bulmuyorsun ki herkes pes etsin, annen de sonunda git oğlum desin. Açık denize git. İlgisi yok amca. Bu gemiyi alıp işletmekten söz ediyorum. Gemide çalışmayı aklımdan geçirmiyorum. İnan bana. Vay alçak. Ne oldu? Seninki? Nereden çıktı bu şeytan? Aslında tam zamanı. Neyin zamanı? Geberteceksin. Kimse bizden kuşkulanmaz. İkimiz de İstanbul'da hasta ziyaretindeyiz. Şahidimiz bile var. Namuslu bir yalanım yok. Falcı Kezban sabah akşam orada. Ne iş var bunda? Git. Namuslu böyle. Neyse pala, tamam. Anlarız yakında. Ben de şu sıra bir yoğunum ki sorma. Ya benim büroyla uğraşıyorum. Boyası, halısı, ıvır zıvırı işte. Dünyanın parası gitti. Şanımıza yakışır bir büro olsun istedik. Sağ ol. İyi. Oldu. Sana da. Ne duruyorsun lan? Evi yok mu senin? Gitsene bile. Beni bırak. Senin yok mu? Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun lan? Baba yetti artık. Git şu annemi al, eve getir. Kes lan sesini. Artık kabak tadı verdi. Nasıl gittiyse öyle gelecek. Gelmeyecek. Gelmezse cehennemin dibine kadar yolu var. Hayranım, neredesin ya? Gökte ararken yerde buldum seni. Seni arıyorum başkan. Hayrola, niye inceliyorsun? Seninki gelmiş. Kim? Aylin'in arabası değil mi? Öyle mi? Bilmiyorum. Acaba Fuat da buralarda mıdır şimdi? (Gülüyor)
Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Demek duruşmanız olmasa akfelere uğramayacaksınız. Çok yoğunum bu sıralar. Ne oldu bizim havadis? Yemeğe gidiyor muyuz şimdi? Öğrendin mi? Eroin işi değil mi? Değil, tarih eser işi. Hala Tahsin, ne anlar tarih eser? Anlamak mı gerekiyor reis? Ünlü ressamların tabloları çalıyor, çağınlar resim eleştirmeli. İyi de nereden bulmuş, nasıl yapmış? İş Tokat'a kadar uzanıyor. Büyük bulmuş köylüler. Hala Tahsin'de orada eniştesi mi nesi varsa. Büyük ablası orada. Epey bir mal götürmüşler seni anlayacağım. Demek onun için ortalardan kayboldu. Biz de sanıyorduk ki Haşim kaptandan dayak yiyince fiyakası bozuldu da gitti. Peki nasıl öğrendin? O meslek sırrı abi. Hadi yeme. Canın sıkkın gibi baba. Hakan'a üzülüyorum. Çocuğa bir iş kuramadık. Denize de bırakmıyoruz. Galiba Deniz burnunda tütmeye başlamış. Konuştunuz mu onunla? Bir gemi işinden söz ediyor ama hayal tabii. Nasıl bir iş? Ben söylemiş olmayayım. Herhalde kendisi konuşur. Girebilir miyim? Gel civanım, gel otur. Söyledin mi? Neyi? Onu rastladık ya. Hayır. Avukat hanım burada mı? Neyse, bizi ilgilendirmiyor. Hiç yazı yazar. Senin gibi güzel konuşan biri mutlaka güzel de yazar. Yok canım, nerede? Şaka değil hocam, gerçekten yazabilirsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Bir proje geliştirebildin mi? Hayır, henüz yok. Amcam bahsetti mi? Bir gemi meselesinden söz etti ama açmadı. Senin konuşacağını söyledi. O hayal gibi bir şey. Sen söyle de hayal olup olmadığına birlikte karar verelim. Bir arkadaşımın çalıştığı küçük bir şilef vardı. Bakıma alınmış. O arada sahibi kalp krizinden ölmüş. İkinci hanımıyla ilk hanımından olan çocukları anlaşmazlığa düşmüşler. Satmak istiyorlar. Kaç tonluk? 1200. Kaç yaşında? 9. Bir deneseniz. Eğer güzel bir çalışma olursa yayıncı arkadaşlarım var. Ne yazacağım hocam? Benim haddim mi? Tam senin işin ya. Bize anlattıklarından birazını yazsan şahane kitap olur. Bunu bir düşün hocam. Alo. Alo. Kiminle görüşüyorum? İsmini söylemesem olur. Anlıyorum ve saygıyla karşılıyorum. Demek ki bazı isimler devlet sırrı olabiliyor. Peki nereden aradığınızı sorabilir miyim? Tabii o da devlet sırrı değilse. Akbeyler'den. İçinden? Öyle sayılır. Güzel. Demek zamanında nasıl bir katkıda bulunacaksınız acaba? Katkı değil. Soru sormak istiyorum. Aman zor olmasın. Bence zor. Eyvah. Ya aslında benimki bir kuşku. Merak ettiğim bir şey var. Sevgiyle korku bir arada olabilir mi? Zor soru. Düşünelim.
Ben gitmekten vazgeçtim Hakan. Bir dakika. Sen bugün buralarda mısın? Evet. Biz Hakan'la şu gemiyi bir görmeye gidelim. Hadi Hakan. Ben de geleyim mi? İstiyor musun? Gelmem gerekiyorsa. Yok. Peki. Hadi gidelim abi. Hadi söyle. Ben de düşüneyim. Belki birlikte bir kitap yazarız. Birlikte? Yani ikimizin de katkıda bulunabileceği bir konu seçebilirsek neden olmasın? Hocam, ya buna evet dersin ya da motorda benim yanımda çalışmaya başlarsın. Bunu tercih ederim. Ama sen balıklara da kıyamazsın. Tuttuklarımızı denize atmaya kalkarsın. Efendim. İyi günler, ben Aylin. Hakan Bey'le görüşeceğim. Affedersiniz. Hakan'ı neden arıyorsunuz? Bir işim var. Bir saniye. Özür dilerim. Sakıncası yoksa sizinle biraz konuşmak istiyorum. Hakan büyük babasıyla İstanbul'a gitti. Akşama döner. Mümkünse sizinle biraz görüşebilir miyiz? Tabii, neden olmasın. Ancak perşembe günü olabilir. Hemen İstanbul'a dönmem gerekiyordu. Hakan'ı bulmak için mi? Hayır, buluşmalarım var. Perşembe günü ben sizi ararım, dönünce. Nereye gitti bu ayol? Almadın mı yoksa? Ay, ne yaptın? Hah, buldum. Bunu kıza yedirebilirseniz hiçbir şeyciği kalmaz. Yer değil mi? Namussun göbek. Yürü git dedim. Çakal. Bana onlara niçin gittiniz?
öyleyse şikayet etmem. Sen kim oluyorsun da beni şikayet ediyorsun? Nuran. 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 Geldim babaanne. Gel. Gel. Otur. Sana mı? Geldiniz. Hoş bulduk kızım. Büyük babam geldi. Hı? Büyük babamla abim geldi. Beni mi çağırdın? Yok. Senin burada olup olmadığını sordum. Telefonu ve hesap makinemi getirir misin? Peki. Ha bir de benim masanın çekmecesinde bir ajanda var. Onu da getirir. Tamam. Nasıl buldunuz? İyi. Otur. Kim? Avukat hanım. Aradım. Cepten aramadı mı seni? Bir ara şarjı bitmişti. Belki o zaman aramıştır. Ne dedi? Bir işi varmış seninle. Büyük babam bekliyor. Anne. Bey amca dönmeyecek mi? Bilmiyorum. Sofrayı hazırlayalım mı? Tabii kızım. Yoksa babamı tekrar denizciliğe mi döndürüyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Eğer gemiyi almaya karar verirse bil ki sadece senin hatırın içindir. Bunu çocukları için yapmaz.
Demek ki torunlar bir başka oluyor. Öyle gülme, kıskanıyorum tabii. Bey amca devretmiş. Bey amca değil. Bes. Bey amca. Bes amca. Oo, maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Gel. Çok teşekkür ederim büyük baba. Uç da vereyim mi? Uç var bende. Peki. Şöyle buyurun. Anne, bu kadını unut. Ararsa ben başımdan savarım. Her şeyi dert edinmen gerekmiyor anne, lütfen. Onunla görüşeceğim. Sen? Evet. Şaka yapıyorsun. Yarın beni arayacak. Bu benim onu ormana kaçırmamdan daha beter. Hem büyük babam ne der? O bilmeyecek. Anne sen... Hayatımda bir kere olsun. Büyük babanı kızdırmayı göze alacağım. Anne, değer mi? Sen buyur abi, ben kendime soyuyorum. Hocam lütfen. Sağ ol. Denizcilik defterini kapatmam için haklı sebeplerim vardı, biliyorsun. Ama Hakan için bir iş ayarlayamadık. Bu beni çok sıktı. Biliyorum. O iyi bir çocuk. Göründüğünden daha yetenekli. Muayyilesi de güçlü. Ama annesinin hislerini düşünerek hayallerini bastırıyor. Deniz'i aklından silmeye çalışıyor. Halbuki bildiği başka bir işte yok. İnşaatlardaki hisselerimizi devredip biraz da borçlanabilirsem peşinatı halledip bu gemiyi alabiliriz. Ama tabii hayırlı bir iş mi? Yoksa yeni bir maceraya mı giriyoruz? Sonu ne olur? Asıl kafam karışık. Anlıyorum. Bizim için bir istihare rica edecektim. Estağfurullah abi. Gayret ederim ama kendiniz yaparsanız daha makbul olur. Günlük raporu alalım. Nuran cephesinde yeni bir şey yok. Falcı Kezban hariç. Sen nereden biliyorsun? Babam biliyorsa bütün Akfener biliyor demektir. Sigaran var mı? Sigara? Yok.
Efkarlı adam oynuyorum da. Şöyle yaz abi. Bey amca seni babaannem bile özledi. Yalan bu. Nereden biliyorsun? Babaannem ona bey amca dememizi bile istemiyor. Ama artık neşesini buldu. Bey amcayı da affetmiştir. Yok canım, bunu yazamayız. Git istersen sor babaanneme. Özledim diyorsa yazalım. Yok, soramam. Öyleyse olmaz. Yazmak resim yapmaktan zor. Bence ikisi de zor. Problem çözmek daha kolay. Sofrayı hazırlayacağım. Tamam, yukarıda bitirelim. Bey amcanın adresini nereden bulacaksınız? Hakan abi bulur. Bulurum dedi mi? Sormadık ama bulur. Nereden biliyorsun? Hakan abim bir şey bulmak istedi mi bulur. Bunu isteyecek mi bakalım? Neyse, bir bitirelim de ondan sonrası kolay. Benim kendime bir meşgale bulmam kolaydı. Eninde sonunda bir iş buluruz. Ama senin yeniden evlenmeyi düşünmeye başlaman gerek. Niye hocam? Herkes bunu söyleyip duruyor. Yaşım mı geçiyor, ne oluyor? Yaş meselesi değil doktor. Senin durumun çok özel. Rahmetli Ece Hanım çok değerli bir insandı. Gözlediğim kadarıyla onu unutamıyorsun. Yoğun bir özlemim var. Bu durum sıkıntı verici bir hal alabilir. Onun için biraz da kendini zorlayarak yeni bir deneme daha yapmalısın. Yani aklımı yitirebilirim onun için. Rica ediyorum doktora, bakma. Söylemek istediğim şu. Eğer uzunca bir zaman geçerse insan çok sevdiği bir merhumenin özlemiyle yaşamaya, onunla yetinmeye alışabilir. Anne, o kadınla görüşemezsin. Siz niye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Büyük babam herhalde inşaatlara bakacak. Tamam mı anneciğim? Bunu lütfen kafandan çıkar. Büyük babam hazırdır. Çıkıyor. Ama sakın ha. Bir melekle bir şeytan ne konuşup görüşebilir ki? Tamam mı anneciğim? Hadi. Babaannem elma istedi de. Ne yapacak elma? Yoksa falcı Kezban mı geldi? Yok, midesi ekşimiş. Ha? Ha, ver ver, bana ver. Önce bana imkansız gibi gelmişti ama şimdi sanki biraz cesaretleniyorum.
Hocam sen yazamazsan kimse yazamaz. Öyle deme doktor. Ben de kendimi beğenmeye başlayacağım. Ama tabii nasıl bir konu bulacağız? Mesele orada. Yazabileceğim en güzel şey benim üstadım. O kutlu insanı bir parça olsun anlatabilmek çok büyük bir hizmet sayılır. Sen ne dersin doktor? Ha? Anlamadım. Konu olarak diyorum. Üstadımı seçsen. Yenge mi babası? Evet. Herkes İsmail Efendi'yi sade bir imam olarak bilirdi. Oysa o çok büyük bir alim ve çok mübarek bir insandı. Köyde köşesine çekilmiş görünür. Ama gönlü dünyayı karardı. Gerçekten güzel bir konu. Yengemin babası diye söylemiyorum. Güzel bir biyografi olur. Benim bildiğim kadarıyla Akfener'de herkes İsmail Efendi'yi bir evliya olarak hatırlar. Ben pek sevmem. Aa, hadi. Elma çok iyiydi. Hadi. Hadi. Evet, anladım. Ben müsait olabilirsem sizi arayacağım. Telefonunuzu alabilir miyim? Bir saniye. Evet. Alır. Sana bir şey soracağım. Eğer söylersen 500 lira. Alıcı kez var mı? Bunların evine niye gidiyor? Bak, 1 milyon. Ne oldu? Hiç, boş ver. Niye söylemiyorsun? Boş ver Kenan. Bu adamın kafası hiç çalışmıyor. Niye? Falcı Kezban sizin eve niye geliyormuş? Bilsem bile sana söyler miyim be? Biraz müsaade et. Avukat hanım aradı. Kemal'i? Hayır, Hakan'ı. Ah, ben şimdi ayakta olsam onu ne yapardım? Onu ben ne yapardım? Ben bir görüşeyim diyorum. Tabii. Ama babam ne der? Bırak şimdi kaptanı. Git saçlarını yol. Ağzını yut. Anne, dövüşmeye değil, görüşmeye, belki yalvarmaya gideyim diyorum. Ne? Olmaz. O zaman kalsın. Git. Ama yut ağzını, geber. Bir kere de o şey olsun. Sen çıldır, geber onu. Kaptan, bana at. Kaptan bana kızsın. Afiyet olsun.
Alo. Aylin Hanım, iyi günler. Size de. Affedersiniz, bugün görüşemeyeceğiz. Müsait değilim. Başka zaman inşallah. Siz bilirsiniz. Size de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın oğlum? İyiyiz baba. Biz fena acıktık. Hemen hazırlayalım. Hadi bakalım. Gel bakayım doktor. Hakan'cığım şunu aldılar. Otur. Sen ne diyorsun bakalım? Bu gemiyi alabiliriz. Ben anlamam ki baba. Oğlum sorumluluk al biraz. İtiraz et, tartış, bir şeyler söyle hiç değilse. Ama bir fikrim yok ki. Falcı Kezban bugün yine geldi mi?